Sevgili seyirciler, Şuayb Aleyhisselam kendi kavmi Medyen ahalisini, Medyen şehri halkını ikaz etmiş, onlara söylenmesi icap edenleri söylemişti. Ama onlar da yine aynı tepkiyi göstermişler, itiraz etmişlerdi. Kendi güçlerine, kuvvetlerine mağrur oluyor, güveniyorlardı, şımarmışlardı. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bu seçkin, bu güzide kullarının sözlerine itibar etmediler. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اَوَلَوْ كُنَّا كَارِه۪ينَ Kavminin ileri gelenleri, Medyen ahalisinin elebaşıları, söz sahibi olanlar, onların insanlar arasında astığı astık, kestiği kestik cinsinden olan, her dediğini yaptırma gücünde kendisini kabul edenleri, elebaşıları, gururlanan ve kibirlenen, kendilerinde büyüklük gören o insanlar dediler ki Şuayb Aleyhisselam'a لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكَ Ey Şuayb, seni ve seninle birlikte iman edenleri mutlaka, yemin ediyoruz ki, çıkaracağız min karyetina, kendi kasabamızdan, şehrimizden sürüp çıkaracağız. اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا Veyahut da siz bizim inandığımız, bizim dinimize tabi olur, dönersiniz tekrar. Bu söylediklerinizden vazgeçer, ya bizim dediklerimizi kabul edersiniz veyahut da biz sizi buradan sürüp çıkarırız dediler. قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِه۪ينَ Biz buradan çıkmayı istemesek de mi bizi çıkarırsınız diye cevap verdi Şuayb Aleyhisselam. Yani biz buradan çıkmak istemesek de bizi zorla buradan çıkarmak mı istersiniz? قَدْ اِفْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا ف۪ي مِلَّتِكُمْ Eğer biz sizin dininize dönecek olursak, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine yalan isnat etmiş oluruz. Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz sözü tutmamış oluruz. بَعْدَ اِذْ نَجَّانَ اللّٰهُ مِنْهَا Allah bizi bu sapık inançlardan, bu küfürden ve inkardan Cenab-ı Hak bizi kurtardıktan sonra biz Allah-u Teala'ya iftira etmiş oluruz. Yalan isnat etmiş oluruz. Biz Allah'a yalan söylemiş oluruz dediler. وَمَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَعُودَ ف۪يهَا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا Allah-u Teala Hazretleri dilemedikçe biz kesinlikle sizin dininize dönmeyiz. Dönme hakkımız yoktur bizim. Biz kendi irademizle hareket ettiğimiz takdirde Allahü Teala'nın emrine teslimiyet göstermiş insanlar olarak Allahü Teala Hazretleri murad etmedikçe, Allah istemedikçe biz kesinlikle sizin dininize ve inancınıza rücu etmeyiz, dönmeyiz, onu kabul etmeyiz dedi. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا Allah-u Teala'nın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Allah-u Teala her şeyi bilmektedir. عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا Biz Allah'a güvendik sadece. Allah'a itimat ettik. رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ Ya Rabbi, bizimle kavmimizin arasını aç ya Rabbi. Bizim aramızı bul. Ve ente hayrul fatihin. Fetih ihsan edenlerin. Her türlü kapalı kapıyı açanların, imkansızlıkları mümkün hale getirenlerin en hayırlısı, en büyüğüsün ya Rabbi. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri ya Rabbi bu şekilde niyaz ediyor. Kavmimiz de bizim aramızda anlaşmazlık vasıtası ve mevzuu teşkil eden hadiseleri kaldır. Bizi uzlaştır ya Rabbi. Onlara hak ve hakikati göster manasında dua etti. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerine
Şuayb aleyhisselam ve etrafındaki müminler. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hakki ve ente hayrul fatihin. وقال الملأ الذين كفروا من قومه kavminin ileri gelenleri Şuayb aleyhisselamın Medyen ahalisinin kavminin ileri gelenleri dediler ki le in ittabtum Şuayben innakum izen lahasirun eğer Şuayb'a tabi olursanız Şuayb aleyhisselama Şuayb peygambere tabi olursanız o zaman siz de hüsrana uğrarsınız. Siz de pişmanlık içine girersiniz. Siz de yaptığınızdan nadim olursunuz dediler. Fe ahazethumur racfetu fe asbahu fi darihim jazimin. Onları da çok dehşetli bir sarsıntı yakaladı ve onlar da kendi yurtları, kendi evleri içerisinde hareketsiz, düzüstü kala kaldılar. Perişan oldular, mahvoldular. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin emri gelince onların yapacak bir şeyleri yoktu. Azgınlıkları son haddini bulduğu için gayreti ilahiyeye dokunan Allahü Teala'ya karşı en büyük hürmetsizlik olan küfür ve isyanda en ileri noktaya, en azgın davranış içine giren bu insanlar öyle süratli bir şekilde helak oldular ki harekete mecal bulamadılar. Kımıldayacak fırsatı bile bulamadan dizüstü mahvolup gittiler. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَاَنْ لَمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُهُمُ الْخَاسِر۪ينَ Şuayb aleyhisselamı yalanlayanlar sanki o bulundukları ülkede hiç hüküm sürmemişler, oranın hiçbir nimetinden istifade etmemişler gibi orada perişan oldular, hüsrana uğradılar. Orada sanki hiç yaşamamış gibi medeniyetten, imardan, insanların gücünden ve takatinden hiçbir eser kalmadı. Bir anda harabeye döndü. Onlar o muazzam binaları, o şatafatlı, o debdebeli şatoları sanki yapanlar onlar değildi. Hiçbir şey kalmadı ortalıkta. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri diyor ki en lem yagne fiha. Sanki orada onlar hiçbir imkana sahip değillerdi. Ellezine kezzebu Şuayben kanuhumul hasirin. Şuayb aleyhisselamı inkar edenler hüsrana uğradılar. Gerçek bir zarar ve perişanlık, helak içine girdiler. Fetevella anhum. Aynen Hud aleyhisselam gibi, diğer peygamberler gibi, Şuayb aleyhisselam da Salih aleyhisselam gibi onlardan dönerek, onların bu mahu perişan olmuş hallerinden gözlerini çevirerek, ve kâle ya kavmi lekad eblâgtukum risâlâti rabbi. Ey kavmim, ben Rabbimin emirlerini size tebliğ etmiştim. Allahü Teala'nın size benim bildirmemi istediği şeyleri tek tek haber vermiştim. Onların hepsinden sizi haberdar etmiştim. Ve nasahtu lekum, size nasihat etmiş, sizi uyarmıştım. Allahü Teala'nın öğütlerini size bildirmiş, sizi akıbetinizle inzar etmiştim. Fekeyfe asa ala kavmin kafirin. Artık ben bu inkarcı insanlara nasıl üzüleyim? Ben yapılması lazım geleni yapmış, onları gerekli şekilde ikaz etmiş, uyarmıştım. Ama onlar bütün bu uyarılara çok şiddetli, son derece menfi tepkilerde bulundular. Olumsuz cevap verdiler, karşı geldiler, alay ettiler. Hatta etrafımızdaki insanları tehdit etmek cüretini gösterdiler. Ondan dolayı onlar bu azgınlık ve taşkınlıklarının cezasını buldular. Bu bakımdan da onlara artık üzülmek için herhangi bir sebep göremiyorum.
وَمَا أَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَب۪يِّنْ اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bir kariyeye, bir ülkeye, bir memleket ahalisine biz peygamber göndermeyiz. Ancak o peygamber onları bu suretle Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin Cenab-ı Hakk'ın azabıyla onları yakalayıvereceğini onlara bildirir. İlla ehazna ehleha bil be'sai vaddarrai. Peygamber gönderdiğimiz insanları, memleketleri peygamberlere karşı olan isyanlarından dolayı biz, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, biz onları fakirlik ve hastalıklarla onları imtihan etmiş, onları sıkıntı içine düşürmüşüzdür. Ki bu suretle onlar bu içine düştükleri sıkıntıdan dolayı akıllarını başlarına alsınlar, Allahü Teala'ya niyaz ve tazarruda bulunsunlar diye. Sümme beddelnâ mekânes seyyiyetil hasenete. Onlar Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerine yalvarır da, eğer bu yalvarmalarında, bu yakarışlarında, bu niyazlarında samimi değillerse eğer, onların hastalıklarını üzerlerinden kaldırır, onlardaki o dehşetli ve korkunç hali güzel ve memnuniyet verici hale çeviririz. Hatta afev, sonra onlar tekrar güç kuvvet sahibi olurlar, çoğalırlar. Ve kalu kad messe abaena darrau ve serrau. Bizim babalarımıza yoksulluk ve hastalıklar gelmişti. Onlar sıkıntılar içinde kıvranmışlardı derler ama kendileri gaflet ve dalalet içinde kalırlar. Fe ahaznahum bagdeten ve hum la yeshurun. Onları da aniden yakalar, azabımız ile perişan ederiz ama onların bu azabın geleceğinden hiç haberleri bile olmaz. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin azabı onlar farkında olmadan bir anda onları yakalayıverir. İşte bütün bunlardan insanların ibret çıkarması, ders alması icap eder. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri biz peygamber gönderdiğimiz kavimleri mutlaka ve mutlak surette bir takım sıkıntılarla onları imtihan ederiz. Ta ki onlar Allahü Teala'ya tazarru ve niyazda bulunsunlar diye. Onlar bu tazarru ve niyazı yaparlar, Allahü Teala'dan sıkıntıların gitmesini isterler. Sonra biz onların sıkıntılarını iyiliğe tebdil ederiz. Onlar fakr-ı zaruretten zenginlik ve imkanlara kavuşurlar. Hastalıktan sıhhat ve kuvvete ererler ama bu hali gördükten sonra tekrar Allahü Teala'yı unutacakları için bizim vaktiyle analarımız, babalarımız, dedelerimiz şöyle şöyle sıkıntı çekmiş diye bunları hikaye gibi anlatırlar ama ondan ders almamışlardır. İşte onlar böyle şımarıklık içinde, gaflet içinde bulundukları bir sırada Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri onlar hiçbir şey düşünemezken, bu gaflet içindeyken onları azabıyla yakalayıverir, mahvu perişan eder Cenab-ı Hak. Onlar da yeryüzünden silinip giderler. İzleri bile kalmaz. Allahü Teala muhafaza buyursun. Onun içindir ki tarih, Kur'an-ı Azimüşşan'da zikredilen peygamber kıssaları Allahü Teala tarafından yaşayan insanlara en büyük ibret dersidir. İnsanlar onları okuyarak onlardan istifade etmeli, ibret ve ders çıkarmalıdır kendilerine ve bu suretle Allahü Teala'nın ikazından, uyarmasından nasiplerini almalıdırlar. Zaten bütün bunun için anlatılıyor bu kıssalar, yoksa hikaye anlatmış olmak için değil. İnsanlar istifade etsinler, gelmiş geçmiş insanların hallerinden ders alsınlar diye Cenab-ı Hak bütün bunları bize Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor.